Merhaba arkadaşlar, Hisseloncu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda öncelikli olarak endeksimizin güncel teknik analizini yapacağız. Sonrasında da yükseliş beklentim olan 4 hisse var arkadaşlar. Bu hisseleri sizlerle paylaşıyor olacağım ve bu hisselerin kısa vadede nerelere gidebileceğini hep birlikte inceleyeceğiz. Başlamadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır. Ayrıca bir duyurum var arkadaşlar. Pazartesi akşamları biliyorsunuz saat 9'da sizlerden gelen istek hisseler için canlı yayınım oluyor. Bu canlı yayını bu hafta yapamayacağız. Özel bir durumdan dolayı bu hafta bu canlı yayını yapamıyoruz arkadaşlar. Bu yüzden istek hisselerinizi bu videonun altına yazarsanız topluluk sekmesinde analizlerini paylaşıyor olacağım. Bu arada bu videonun daha fazla kitleye ulaşması için beğeni ve yorumlarınıza ihtiyacım var arkadaşlar. Bu konuda destek olursanız çok mutlu olurum. Evet şimdi endeksimizin analiziyle başlayabiliriz. Evet arkadaşlar endeksimizde günlük grafikteyiz. Günlük grafikte gördüğünüz gibi günlük Kaufman hareketi ortalamasını yukarı yönlü kıramadık. Geçtiğimiz hafta 24 Eylül tarihinde kapan hareketli ortalamasının üzerine geçip daha sonrasında tekrar altında iki kapanış yaparak günlükte ala dönemeden tekrar sana dönmüş oldu. Fakat cuma günü gelen tepki önemli arkadaşlar. Cuma günü güzel bir tepki geldi. Kapanışa doğru geldi arkadaşlar bu tepki. Şöyle baktığımızda 9816 desteğimizin altında kapatmış olduk. Fakat daha önce de buralara doğru sarkmalar yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla bir pazartesi gününde takip edilebilir. Pazartesi günü de düşüşle kapatırsa artık sata döndü düşüşün devamını bekliyoruz diyebiliriz. Böyle bir durumda ise 9363 bölgesine tekrardan düşüşler görülebilir arkadaşlar. Şimdi şöyle 4 saatlik grafiğimizden bir bakalım. Evet 4 saatlik grafiğe geçtiğimizde düşüşlerin Ichimoku bulutuna kadar geldiğini, Ichimoku bulutunun üzerinde destek bulduğunu görüyoruz. Buradan tekrar bir yukarı yönelim gerçekleşebilir. 9816 bölgesini yukarı geçtiği zaman da 4 saatlikte 9873 bölgesinde kalkman hareketli ortalaması var. Bunun da yukarı geçilmesi lazım ki bir rahatlama görebilelim arkadaşlar. Şimdi haftalık grafiğimizden bakalım. Et haftalık grafikten baktığımızda da şöyle uzun dönemli bir regresyon kanalı çizmiştim arkadaşlar. Sıkı takip eden arkadaşlar biliyorlar. Bu regresyon kanalının içerisinde hareketine devam ediyor. Üst bölgelere geldiği zaman düşüşler, dip bölgelere geldiği zaman da yükselişler geliyor arkadaşlar. Şu anda endeksimizde dip bölgelerdeyiz. Belki birkaç hafta daha böyle yatay veya hafif yükselişle devam ettikten sonra şu haftalık kalkman hareketli ortalaması 10.316 bölgesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra yükselişlerin hızlanmasını bekliyorum arkadaşlar. Evet şimdi kısa vadede yükseliş beklediğim hisselere geçiyorum. 4 hisse var arkadaşlar. Bunlardan birincisi Akbank, evet, haftalık grafikte baktığımızda haftalık kapanış hareketli ortalaması 59.85 bölgesinin üzerinde bir haftalık kapanış yapmış oldu. Bu güzel arkadaşlar. Şöyle 4 saatlik grafiğe bir bakalım. Evet, 4 saatlik grafiğimize baktığımızda 4 saatlik kapanış hareketli ortalamasının üzerine de tekrar attı. 62.93 bölgesindeydi 4 saatlik kapanış hareketli ortalamamız. Önümüzdeki dönemde 68.90 bölgesine doğru bir yükselişin gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Şöyle baktığımızda yaklaşık %8'lik bir yükseliş imkanı doğabilir. Tabii şu Nadar indikatörümüzün üst bölgesi 66 bölgelerinde biraz zorlanma yaşayabilir arkadaşlar. Şöyle günlük grafiğimize bakalım. Evet günlük grafikten de baktığımızda içim oku bulutunu yukarı yönlü kırdığını görüyoruz. Sonrasında aşağı doğru bir yönelim fakat cuma günü tekrardan bir destek alıp yönünü yukarı çevirdiğini görüyoruz arkadaşlar. Evet şu anda Akbank hissesi için her şey güzel gözüküyor. Yükselişin devamını bekleyebiliriz. Stop seviyesi olarak da 4 saatlik Kaufman hareketli ortalaması belirlenebilir. 62.93 bölgesinde şu anda. Bu bölge aşağı yönlü kırılıyorsa stop olunabilir arkadaşlar. Evet enerji sayısına bakalım. Enerji sayısına de baktığımızda şöyle 4 saatlikte bir kanal çizdim arkadaşlar. Düşen kanalımız vardı. Bakın bu kanalın içerisinde yükselişler ve düşüşler olarak yoluna devam ediyordu. Fakat şu bölgede artık bu kanalı yukarı yönlü kırdığını görüyoruz. 19 Eylül tarihinde ve sonrasında içim oku bulutunu da Cuma günü itibariyle yukarı yönlü kırmış oldu arkadaşlar. İlk etapta ben 62.20 bölgesine doğru yükselişlerin gelmesini beklerim bu hissede. Stop seviyesi olarak burada da 4 saatlik kapman hareketli ortalaması belirlenebilir. 57.96 bölgesinde bu bölge aşağı yönlü kırılıyorsa tekrardan 56.10 bölgelerine doğru düşüşler görülebilir arkadaşlar. Günlük grafiğimizden de bir bakalım. Evet günlük grafikten de baktığımızda günlük kapan hareketli ortalamasının üzerinde ilk gün kapanışını yapmış oldu arkadaşlar. 59.44 bölgesinde. Önümüzdeki dönemde dediğim gibi ilk etapta 62.20 bölgesine doğru yükselişlerin gelmesini beklerim. Buralarda zorlanma yaşayabilir arkadaşlar. Aynı zamanda bu bölgede üçüm oku bulutunun da olduğunu görüyoruz. İçim oku bulutunda yukarı yönlü kırdıktan sonra hareketin hızlanmasını bekleriz. Evet EKGO istesine geçiyorum. Bir diğer istemiz EKGO. Evet arkadaşlar bu EKGO hissesini kısa vadeli alsat stratejime göre katıl üyelerimizle de paylaşmıştım. Evet paylaştığım tarih 24 Eylül tarihi arkadaşlar. 4 saatlikte içim oku bulutunu yukarı yönlü kırdığında ben bu hisseyi bu 12.21 bölgelerinden paylaştım arkadaşlar sonrasında yukarıya döndü bir yükseliş daha sonrasında borsada gelen düşüşlerle birlikte kaufman hareketli ortalamasına kadar düşüş buradan tekrar desteğini alıp tekrar kaufman hareketli ortalamasından desteğini alıp cuma günü itibariyle son 4 saatlik mumu güzel yükselişle kapatmış oldu arkadaşlar tabi bu stratejimin nasıl uygulandığını öğrenmek isteyen arkadaşlar için şuraya yukarıya kart bırakıyorum Oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kısa vade için uygulanabilecek çok güzel bir strateji. İzlemeyen arkadaşların mutlaka izlemesini öneriyorum. Şimdi bu stratejiye göre tabi biz buradan e, alınabilir dedik. Fakat bu stratejiyi uygulayan kişi düşüşlerde toplama yapıyor arkadaşlar. Kağıtman hareketli ortalamasına kadar. E, bu toplamayı yaptıktan sonra zaten bu yükseliş geldiğinde kâra geçirmiş oluyor. Şimdi önümüzdeki dönemde EKGO istesi için ilk etapta şöyle baktığımda 12.52 bölgelerine doğru yükseliş beklerim arkadaşlar. Daha sonrasında bu bölgeyi yukarı yönlü kırdıktan sonra yeni bir analiz yaparız. Şöyle günlükten baktığımızda evet şu bölge 12.50 bölgesi. Şöyle 12.51'e bir yatay çizgi çekelim ve üzerinde şöyle baktığımızda 12. 92 bölgesi arkadaşlar. Evet 12.92 bölgesi de yukarı yönlü kırıldıktan sonra artık yeni zirvelere geçecek. O zaman da hedef fiyat çalışması yaparız. Şimdi 4 saatlik grafiğe geri dönüyorum. Evet burada da stop seviyesi 12.04 Kaufman hareketli ortalaması arkadaşlar. Bu seviye aşağı yönlü kırılırsa stop olmakta fayda var. Böyle bir durumda ilk etapta Ichimoku bulutunun seviyesi olan 11.81 bölgelerine düşüşler görülebilir arkadaşlar. Evet son hissemiz Sahol arkadaşlar. Sahol listesinde de 4 saatlik grafikteyiz. Şurada baktığımızda 95.60 bölgesini yukarı yönlü kırdığını arkasından kalpan hareketli ortalamasına kadar bir gevşeme yaşadığını ve buradan cuma günü itibariyle desteğini aldığını görüyoruz arkadaşlar. Şimdi günlük grafiğimize bir geçelim. Evet günlük grafikte de Ichimoku bulutunu yukarı yönlü kırmaya çalıştığını görüyoruz. Şu an henüz daha yeni giriş için uygun bulmuyorum. Fakat şu bölgelerin üzerinde yani şöyle baktığımızda işte 102.3 102.7 bu bölgelerin üzerinde günlük bir yükselişle kapanış yaptıktan sonra yeni pozisyon için uygun bulacağım arkadaşlar. Böyle bir durumda içim oku bulutunu yukarı yönlü kırmış olacak ve sonrasında 109.9 bölgesine doğru yükselişlerin önü açılmış olacak arkadaşlar. Burada da stop seviyesini 4 saatlik kapanan hareketli ortalaması olarak belirleyebilirsiniz. Şöyle 4 saatlik kapanan hareketli ortalamamıza bakalım. 99.40 seviyesinde arkadaşlar bu seviye aşağı yönde kırılırsa ilk etapta 95.70 bölgesine doğru düşüşlerin devam etmesini bekleyebiliriz. Evet arkadaşlar 4 tane hisseden bahsettik. Bu 4 hissede yükseliş beklediğimi söyledim. Ayrıca daha uzun vadeli stratejiler için kanalımda birçok video var. Açıklamalar kısmında bunların linklerini de bulabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca dün yüklediğim orta vade için toplama yapılabilecek hisseleri videosunun kartında şuraya bırakıyorum. Oradan da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Orada da gayet güzel bir strateji uyguluyoruz. Orta vadede haftalık grafikte belli seviyelere gelen hisseleri topluyoruz. Daha sonrasında yükselişler geldikten sonra satışımızı yapıp güzel karlılıklarımızı alıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomda aktaracaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.